Nedir dengesizliği? Bu dengesizlikler mesela bazı minerallerce, vitaminlerce dengesizdir. Bu dengesizlikler de mesela A vitaminince yetersizdir tahıllar. E vitaminleri durumu iyidir. Bu dengesiz kalsiyumca mesela çok düşüktür. Bu dengesizlikler sonucunda da son atmama problemi meydana gelebiliyor. Bağışıklık sistemi zafiyete uğrayabiliyor. Bundan kaynaklanabiliyor. Son atmama bu. Peki İsmet Hocam şimdi asidoziz dedik, ketoziz dedik bunları anlattık. Peki yetiştiricilerimiz bunu hayvanlardan nasıl anlayabilirler? Nasıl bir belirtileri var bunların? Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Halkın anlayabileceği durumlar var. Yetiştiricinin daha doğrusu anlayabileceği durumlar var. Yetiştiricinin anlayamayıp da bir veteriner hekimin anlayabileceği durumlar da var en azından şüphelenip yani bir veteriner hekimi çağırmamız yani ben diyecek ki yetiştirici şunu bilecek. Hayvanında bir gariplik oldu. Yetiş, yetiştirici aslında hayvanı tanıyor. Hı -hı. Yani bu, bugün biz evladımızı tanımıyor muyuz veya babamızı tanımıyor muyuz annemizi tanımıyor muyuz etrafımızdaki insanları tanımıyor muyuz? Onlara baktığımız zaman mesela nedir? Bir problem görüyorsak ya sen bugün yüzün solgun gözüküyor veya işte benim burnum akıyorsa ya galiba oldum diyebiliyoruz. O zaman aynı şey hayvanlar için de geçerli. Biz hayvanları kontrol edeceğiz, dikkatle bakacağız. Onların e, her zamanki davranışlarına göre bir değişiklik gözlemlediğimiz zaman, o zaman şüpheleneceğiz. Bunda bir şey vardır diyeceğiz. Mesela Rumen Asida dediniz veya e, işkembe asitleşmesi, bu kendini nasıl ortaya çıkartır? Eğer bu çok sert bir işkembe asitleşmesi ise yetiştirici bunu anlayana kadar e, iş işten geçmiş olabilir. Çünkü çok sert bir belirti verir. Hayvanın işte işkembesi şişer. Çok sert bir aynı anda ishal meydana gelebilir. Bunlar olabilir. Mesela yetiştirici bunu anlar. Ama biz tabii yetiştiricinin bunu herkes anlar. Yani bugün bir hayvanın çok ağır su gibi ishal yaptığı zaman normal yoldan geçen bir vatanı çağırsan, bu Hastadır. normal desen der ki ya bu böyle normal bir şey değil der. Bu ishal der. Su gibi bir şey yapıyor der. Ama bunun dışında bir de hafif seyretti dediğimiz bizim sup akut diye adlandırdığımız, yani gözle çok anlaşılmayan durumlar var. Bunlar aylar sonra etkili ortaya çıkıyor. Tırnak hastalıkları bunlardan bir tanesi. Rumen'in asitleşmesinin çok hafif, yani belli belirsiz. Rumen'de bir asitleşme var ama çok hafif. Yani bir anda etkisini göstermiyor. Bu ne, ne nasıl örnekleyeyim bunu? Mesela biliyorsunuz sigara sağlığa zararlı. Ne deniyor? Bir, bir tür her tarafta yayın yapılıyor. İşte kapalı yerlerde o yüzden sigara içmek yasaklandı vesaire vesaire bir sürü önlem alındı. Ama bugün bir tane bir insan sigara içiyorum diye patlıyor ölmüyor. Ne yapıyor? Uzun zaman içerisinde 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl bir takım hastalıklar, akciğer kanseri olmak üzere Allah korusun bu tip hastalıklara maruz kalabiliyor. Bu, bu işte rumen asitleşmesinin de hafif şekli bunun gibi. Birden Birdenbire etkisini ortaya göstermiyor, zaman içerisinde ortaya gösteriyor. Yetiştiricinin bunu anlamakta zorluk çekebilir. Bunu e, birazcık anlayabilmesi için yani ya böyle bir şey olabilir mi e, diye anlayabilmesi için birkaç noktaya bakması gerekiyor. Bir, dışkısı çok cıvık mı? Yani e, dışkının cıvık olması, dışkının içerisinde sindirilmemiş yem parçacıklarının fazla miktarda olması, dışkının sulu kıvamda olması mesela hafif seyirli bir rumen asidozisinin, e, sup akut rumen asidozisinin bir belirtisidir. Ee, yine süt yağının düşük olması. Belki bir subakuturmen hastalığının yani süt firması diyor ki senin süt yağlarında bugünlerde düşme var. Ee, öyle bir uyarı geliyor. Yetiştirici normalde sütteki yağ oranının düştüğünü anlamayabilir. Yani gözle süte bakarak bu anlaşılmaz. Ancak kendisi o sütü işlemesi lazım. O işlediği zaman onun biliyorsunuz kaymağı oluşu. Kaymağında ya bu ara incelme meydana geldi diye kendisini şüphe etmesi lazım. Belki öyle olabilir ama yetiştiriciler sütlerini hep sattıkları için bunu görme şansı olmayabiliyor. Bundan anlayabilir mesela. Ee, hayvanlar bir süre sonra yem verdiği halde, kendine göre bol yem verdiği halde zayıftır mesela. Tipik bir e, hafif seyirli yani gözle çok anlaşılmayan, kısa sürede anlaşılmayan Rumen asidozunun belirtisidir mesela. Diyor ki yetiştir. Ya ben veriyorum, veriyorum. Hayvanlarım yine zayıf. Yandaki komşum hayvanları ne güzel. Gayet hani kiloları yerinde. Şişmanlıktan bahsetmiyorum. Kiloları yerinde. Evet. Yanlış anlamı olmasın. Evet. Böyle küçük, hafif zayıflama görüyor. Yani bir türlü yetiştirici gözü o hayvanın kilosuyla ilgili tatmin olmaz. Der ki ya bu hayvanların benim niye kilo almıyor? Her şeyleri normal. Yedikleri önünde, yemedikleri arkasında. Ben her şeylerini normal yapıyorum, düzgün yapıyorum ama benim hayvanlarım niye zayıf diye kendi kendine e, sorar. Bu da mesela bir belirtidir. Bazen işte çok aşırı yemleme yapmak, özellikle çok aşırı tahıl kullanmak yarar yerine işte bu tip zararları meydana getirebiliyor. Yani ve e, bu rumen asidozlarının bir diğer belirtisi de bir süre sonra ortaya çıkan Durduk yere ortaya çıkan, yavaş yavaş sürüde yayılır bu e, topallıklardır.